Nazlı, benim bunu anlamam. Hadi anladım, kabul etmem mümkün değil. Adam gelmiş neler diyor. Senin böyle bir adamla ne işin olabilir? Tefeci mi bu adam? Sen tefeciden borç mu aldın? Ne yapsaydım? Kredi borcunu ödeyemiyordum. Restoranda işler kötü gidiyordu. Babamın evi ipotekli, ne yapsaydım? Çok basit Nazlı, söyleyeyim. Benle paylaşabilirdin. Neden Ferit? Benim kendi derdimi kendim çözmeye hakkım yok mu? Ayrıca hatırlatırım. O zamanlar aramız bozuktu. Beni affetmediğini söyleyip duruyordun. Yani bu tatsız tesadüf yaşanmasaydı sen bu meseleyi asla benimle paylaşmayacaktın, öyle mi? Bu bir mesele değil Ferit. Borç aldım. 3 taksitte geri ödeyecektim. İlk taksitini ödedim bile. Çok güzel. Sırlarla, gizemlerle dolu bir evlilik. Dünden beri senden bir cevap bekliyorum Nazlı, ama belli ki durum sandığımdan daha karışık. Daha neler var bana söylemediğin? Başka neler saklıyorsun benden? Sakladığım bir şey yok. Emin misin? Çünkü bir anda içine çekildin, bir anda benden uzaklaştın. Sorduğum hiçbir soruya cevap vermiyorsun. Bence benden sakladığın çok fazla şey var. Biliyor musun Nazlı, artık umurumda değil. Ben bu gizemlerden, sırlardan, bana söyleyemediğin şeylerden çok sıkıldım. Senin bu sessizliğin beni tüketti. Ya ne düşünüyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Derdin ne? Hiçbir şey anlamıyorum. Boşanmak. Boşanmak istiyorum. Başından beri istediğim buydu zaten, değil mi? Aramızdaki problemleri konuşmadan, çözmeye çalışmadan boşanmak. Senin için en kolay yolu bu, değil mi? Tamam. Boşanalım. Aç davayı. Bir an evvel boşanalım. Böyle son anda bir mucize olacakmış ve her şey düzelecekmiş gibi hissediyorum. Keşke. Ya ama yani böyle olmaması lazımdı ya. Siz gerçekten bütün engelleri aştınız. Artık mutlusunuz, evlisiniz yani. Hep mi kötüler kazanacak? Canım siz iyisiniz, bu sefer de iyiler kazansın. Olmuyor işte Fatoş. İyiler kolay kolay kazanamıyor. Elimden gelen bir şey yok, görüyorsun. Yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Elim kolum bağlı oturuyorum. Düşündükçe bile içime fenalıklar basıyor. Aklım almıyor bu işi yani. Aklım alsa ruhum kabul etmiyor Nazlı. Sen bir de benim içimden geçenleri bir bilsen. Koşarak gidip Ferit'in boyuna sarılmak istiyorsun değil mi? Sımsıkı. Sımsıkı sarılmak istiyorum. Ferit'i alıp uzaklara gitmek istiyorum. Kaybolmak istiyorum Fatoş. Bulut'la tabii. Bulut da yanımızda olmalı. Üçümüz. Hepsinden uzakta. Hakikaten ya. Bulut'a ne olacak şimdi? Bizim avukata sordum. Böyle durumlarda vesayeti Leman Hanım alabilirmiş. Ben de Leman Hanım'a güveniyorum. Sen Leman Hanım'a güveniyorsun da bu Hakan neye güveniyor acaba? Bilmiyorum Fatoş. İnşallah yanlış hesap yapmıştır. İnşallah. Afiyet olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sorularım var galiba. Yok hayır Nazlı, buraya senin için gelmedim. Yemeğe mi? Yok, pek sevmez.
Neden geldin Ferit? Bir iş toplantımız var. Burada yapacağız dedik. Engin'in de çoktan gelmiş olması lazım zaten. Bir de Pelin. Merhaba Nazlı. Ben çocuklara söyleyeyim, size masa ayarlasınlar. Tamam. Ferit'ciğim, Nazmi ve Erkan Beyler. Merhaba. Merhabalar. Ferit ben. Buyurun geçelim şöyle. Bu projede özellikle iğne yapraklı bitkileri tercih ediyoruz. Bu sayede marina alanını çevreleyen tepelerdeki zeytin ağaçlarıyla uyum yakalayacağımızı düşünüyoruz. Yalnız o tepelerde zeytin ağacı yok. Bölgeyi incelemediniz sanırım. Ben internetten araştırmıştım ama... Biraz aceleye geldi herhalde. Dediğiniz gibi internette öyle bilgiler var ama... Zaman darlığından bölgeyi tam olarak inceleyemedik ama en kısa sürede proje alanına bir ziyaret gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Hatta belki beraber gideriz, ne dersin? Olabilir. Nazlı, bakar mısın? Arkadaşlar seninle tanışmak istiyor. Bu harika yemekleri yapan kim diye merak ediyorlar. Afiyet olsun. Biraz önce yediğiniz şaheserler bu yetenekli ellerden çıkıyor işte. Elinize sağlık, çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzel olmuş, ellerinize sağlık. Beğenmenize çok sevindim, afiyet olsun. Şöyle bir baksanız hiç tahmin etmezsiniz. Nazlıcığım, canım çok fena tatlı bir şeyler çekiyor. Yine tatlı krizim tuttu, fark ettim. Süt reçelli bir cheesecake'imiz var ama kalorisi biraz yüksek. Emin misin? Belki Ferit'le beraber paylaşırız tatlıyı. Ne dersin Ferit? Ben bir şey yemek istemiyorum. Toplantıya devam edelim artık. Afiyet olsun. Evet, devam edelim. Başka ilaveleriniz var mı? Müsaadenizle hemen geliyorum ben. Ferit. Efendim? Toplantına devam etmeden bir araya girebilir miyim? Tabii ki, girdin zaten şu an. İyi, çok vaktini almayayım o zaman. Çünkü çok önemli bir toplantı gibi görünüyor. Öyle. Yalnız söyleyeceğimin altında bir şey aramanı istemiyorum. Ne oldu? Pelin. Pelin'e dikkat et Ferit. Onda bir şeyler var. Bir şeyler var. Nasıl bir şeyler var? Hoşuma gitmeyen bir şeyler. Rahatsız edici. Değişik bir elektriği var. Elektrik. Hissetmiyor musun gerçekten? Pelin'e karşı bir şeyler hissedip hissetmediğimi mi soruyorsun? Hayır Ferit, seni uyarmaya çalışıyorum. Bu kızın bir derdi var. Ve bir şeyler karıştırıyor. Bunu sadece hislerine dayanarak mı söylüyorsun? Evet. Kolay kolay yanılmayın isterim ben. Peki bu hissettiğin şey kıskançlık olabilir mi? Bu kıskançlık değil Ferit. Senin iyiliğini düşünüyorum. Ama sen neyin doğru olduğuna inanıyorsan onu yap. Nasıl istiyorsan öyle davran. Ne dediysen boş. İyilik yaramıyor ki. Kabahat zaten onu düşünende. Allah Allah. Nasıl inanmaz sana ya? Ne diyor peki? Ben onu kıskanıyormuşum. Ben adama diyorum ki Ferit'ciğim bak, masanın üzerinde duran o kremalı, üzerinde çilek olan pasta var ya, zehirli. O bana ne dese beğenirsin? Ne? Sen beni kıskanıyorsun. Allah Allah. Kıskansan ne olacakmış ki yani? Ha? Soruyorum yani, ne oluyormuş kıskanınca? İnsan sevdiği kişi belli bir ölçüde kıskanabilir. Evet, kıskanabilir. Ama benim derdim kıskançlık değil. Ben Ferit'i korumaya çalışıyorum. Kız var ya, Ferit'e sanki böyle Ferit'in içine uyacak gibi bakıyor. Ya başkası olsa onu da korurum. Nazlı. Kuzum. Ben varım karşına ya Fatoş. Sen bir kere Ferit'i seviyorsun, tamam mı? Böyle Ferit'in etrafında da gözleri fıldır fıldır, aklında 40 tane tilki olan bir kadın dolaşınca insan sinirlenebilir tabii ki de. Ben Ferit'ten kendimi uzak tutmak zorundayken o istediği kadar yaklaşabileceğini düşünüyor. Ağrıma gidiyor tabii. Gitmez mi tabii Nazlı? İnsan ne kadar çok fırsatım varmış diye düşünüyor. Hiç değerini bilememişim diye düşünüyor. İşte şimdi istesen de yanına bile yaklaşamazsın. Beni üzecek diye yüzünü bile görmek istemiyorum. Ama onsuz da sanki zaman geçmiyor gibi. En zoru da bu sanırım Nazlı. Hem ondan uzak kalamıyorsun, hem yanındayken de acı çekiyorsun. Fatoş. Nazlı. Canım Fatoş'cum, senin bana söylemek istediğin bir şey olabilir mi acaba? Ay Nazlı, ben galiba Tarık'ı seviyorum. Hı? Hem de öyle arkadaş gibi değil yani. Hani arkadaş olarak da seviyorum ama...
Arkadaşlıktan daha öte bir şekilde seviyorum yani ben onu. Ay, oh! Ay! Söyledim, rahatladım valla. Bir dakika, bizim Tarık'tan bahsediyorsun değil mi? Yani bak başlarda ben böyle görmezden geldim tamam mı? Arkadaş gibi falan dedim ama öyle değil ya Nazlı. Kimse bana Tarık'ın baktığı gibi bakmıyor ya. Gerçekten ben de bir tek bana baksın istiyorum, bir tek bana gülsün istiyorum. Ay ben resmen aşık olmuşum ya. Olmuşsun galiba Fatoş. Of. Benim var ya dışarı çıkıp şöyle bir bağırmam lazım Nazlı. İçimdeki bu şeyi atmam lazım. Deminden beri göğsüme bir öküz oturdu. Çıkmıyor. Sinirden çocuğu da çatır çutur tuzladım zaten. Tuzladın mı? Hı. Alo. Efendim. Ben müsait olduğum her an seninle iletişime geçiyorum zaten Hakan. Beni sıkıştırma Hakan. Şimdi bir sus da beni dinle. Çok önemli bir haberim var sana. Belki de hemen harekete geçmen gerekebilir. Ya ama acele et biraz, bak araya arabalar girecek, gözden kaçıracağız sonra. Ya ablacığım, film mi çekiyoruz burada? Şu arabayı takip et, gözden kaçırma falan. Ne oluyor? Ama bak konuşuyorsun, önüne bakmıyorsun, gözden kaçıyorlar sonra. Allah Allah, çattık. Ay ne yapıyorum ben ya? Bir tane mi Hakan var Nazlı? Ama olsun olsun, gözlerimle göreyim, içim rahat etsin. Biliyordum, biliyordum Pelin. Hayatımızın ortasına pat diye düşmenin masum bir sebebi olmadığı belliydi. Hakan ya, Hakan. Hadi Nazlı. Ne işler çeviriyorsunuz acaba? Yine neyin peşindesiniz? Bu sefer inanacak mısın bana Ferit Bey? Hakanlar ihalede son anda tekliflerinde değişiklik yapmışlar. Kendi zarflarını alıp yenisini vermişler. Zarflar açılmış, sonuç ne? 205 milyon. Yani senin Pelin'e verdiğin rakamın sadece 5 milyon fazlası. Sen bizim için kaç teklif vermiştin? Bizim teklif 250 idi. İspatlayamayız tabii ama muhtemelen Pelin Hakan için çalışıyor. Merhaba. Hoş geldin. Ben şu işleri bir halledeyim, konuşuruz tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Sana Pelin'de beni rahatsız eden bir şeyler olduğunu söylemiştim. Umarım artık basit bir kıskançlık olmadığını anlamışsındır. Neyin peşindeler, dertlerini bilmiyorum. Ama ikisinin bir arada olması bana hiç masum gelmedi. Hala inanmıyor musun bana? İnanmıyor değilim Nazlı. Sen gelmeden az önce Hakan'la Pelin'in iş birliği içerisinde olduğunu öğrenmiştim zaten. Haklıymışsın. Neyin peşindelermiş peki? Hakan bulduğu her fırsatı lehine çeviriyor. Her şeyi fırsat haline getiriyor. Bu sefer de Pelin'i oyunlarına alet etmiş belli ki. Pelin'i oyunlarına alet etmiş Hakan. Yani Pelin'in hiçbir suçu yok. Masum Pelin Hakan tarafından oyunlarına alet edilmiş. Ya hala Pelin'i mi savunuyorsun Ferit? Nazlı, Pelin'i savunduğum falan yok. Ha, merhaba Nazlı. Ferit müsait misin? Nazlı'nın etkinlik alanı ile ilgili bir şey soracaktım ama daha sonra da gelebilirim. Daha sonra gelmene gerek yok Pelin. Hatta bundan sonra gelmene hiç gerek yok. Marina projesini iptal ettim. Nasıl yani? Sen bence Pusul Holding'de değil de Hakan Önder'le çalışsan daha iyi olacak. Belli ki daha uyumlusunuz. Neden bahsettiğini anlamıyorum Ferit.
Hakan'la ne ilgim olabilir benim? Bu fikre kapılmana neyin ya da kimin sebep olduğunu bilmiyorum ama... Yeter Pelin. Daha fazla yalanlarını dinlemek istemiyorum. Lütfen dışarı çıkar mısın? Tatsız bir şekilde çıkmak istemeyeceğine eminim. Lütfen açıklamama izin ver Ferit. Ben ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım. Sen de sevmiştin beni. Ya Demet olmasa evlenecektik biz. Bunun için Demet'e ne kadar teşekkür etsem az. Bugüne kadarki emeklerin eğer tabii kendi emeğinse sana ödenecek. Dışarı. Hep sen sokuyorsun bunları aklına değil mi? Pelin. Sen nasıl bir insan olduğunu gösterdin. Ben zaten 7 yıl önce yanılmamışım. Lütfen hayatımızdan çık. Bir daha seni görmek istemiyorum. Ben de gideyim artık. Restoranda işlerim var. Nazlı. Teşekkür ederim. Pelin hakkında beni uyardığın için. Önemli değil. Ben de teşekkür ederim. Dinlediğiniz için. Ben seni her zaman dinlerim Nazlı. Bir anlatsan. Yarın görüşürüz. Mahkemede. Bak kız geldi, kızı da üzme sakın. Ben geldim. Hoş geldin. Nazışım, geç kaldım bebeğim. Mutfakta biraz stres attım. Doğradım da doğradım diyorsun yani. İyi geldi ama. Sağ ol Fatoş'um. Yemek var koyayım mı? Çorba var çok güzel. Yok. Afiyet olsun size. Peki. Niye ses çıkmıyor? Ablacığım, hayrola bir hoş geldin yok mu ablana? Abla. Yarın... Asuman. Bak lütfen. Bir karar verdim ve bu kararı tartışmak istemiyorum. Uzatmayalım. İyi de abla ben... Asuman iyi desi yok. Belki böyle olması gerekiyordu. Böylesi ikimiz için de daha iyi. Zaten belki de birbirimize hiç uygun değildik. Asuman, Ferit şu an rahatlamış bile olabilir. Bu evliliğin zaten en başından beri bir hata olduğunu düşünmeye başladığına eminim. Yapma. Hadi afiyet olsun size. Al işte. Otur hadi otur. Şahit beyanlarımızda dilekçenin ekinde efendim. Kendileri
Müvekkilim ve davalı Ferit Aslan arasında ciddi karakter uyuşmazlığı ve şiddetli geçimsizlik olduğu yönünde şahitlik etmeye hazırlar. Nazlı Aslan, boşanma konusunda kararlı mısınız? Daha evleneli birkaç ay olmuş. Evet efendim. Duyamadım. Yüksek sesle lütfen. Evet efendim. Kararlıyım. Siz Ferit Aslan, karınızın boşanma kararına ne diyorsunuz? Siz de boşanmak istiyor musunuz? Evet hakim bey, boşanmak istiyorum.